Ve Radyo Tripleri programımız başlıyor. Kıymetli arkadaşım ve abim Süheyl Atay bana böyle bir programı yapmayı önerdiğinde ve bu programın da Radyo Tripleri adlı şu anda dinlediğiniz program olmasını önerdiğinde yol temalı bir radyo programı nasıl olur diye düşünmüştüm. Zira biz teoride bunu konuştuğumuz anlarda ben pratikte hakikaten de yollara vurmuştum kendimi. Memleketimizin güneş gören mıntıkaları ağırlıklı olmak üzere. Kah Ege'de bir tarlada Ezop'un masal kahramanları gibi deli divane, kelebek, kuş, karga, tilki kovalarken. Kah Antalya'da bir dağ köyünde Diyojen gibi delirmiş, delire yazmış. Fıçıdan olmasa da Hint kedevirinden imal edilmiş. Ya da Sümerbank'tan fi tarihinde satın alınmış pejmurde kıyafetlerimizle arımaya misali bir o nazlı efendi sümbülden bir o gamlı kül yutmaz kaktüse yarenlik peşinde koşup duruyorduk. Derken bir sabah erken sanırım eski okul rock'n'roll sevenler hatırladı hangi şarkıdan bahsettiğimi. Şimdilik Kramp ile bir başlayalım da tribimiz devam edecek. Lan ne oldu be şarkısı geliyor. Evladiyelik grubumuz Kramp'tan. Ver coşkuyu.
Vay be. Hey gidinin krampı. Ah o 93 yazının bir dili olsa da konuşsa. Edebiyat, rock'n'roll, aşk, nefret ve Taksim'in izbebarları. Kramp ilk yazdığım kitap olan ilk romanım Belinde bile bir nüve olarak yardımcı rollerdeydi. Her neyse o edebiyat kanallarına girersek muhabbet uzar. Biz Kramp'a odaklanalım şimdiki. Ne de olsa Kramp da bir yol grubu sayılır. Her ne kadar bana göre ey Kramp abilerimiz gittiğiniz yol yol değildir cümlesi Kramp için sarf edilecek olsa da çünkü onlar belki de onlara göre olması gerektiği gibi çok çetin yollardan geçtiler. Seks, drugs, rock'n'roll. Belki de Türkiye'de hiç olmadığı kadar rock bir hayat tarzı ve müzik icra etti Kramp. Bana göre doğrusu biraz fazla kirli. Kirli diyorum ama tabii tırnak içinde bir kirliden bahsediyorum. Tehlikeli olan, kirli olan kişiden kişiye göre değişir. Mesela bazıları için ben çok tehlikeliyimdir. Oho bir anlatsam Kramp'ın tüm albümleri soundtrack olabilir. Kramp abilerimiz ama tabii çok saygıdeğer ve sevdiğimiz dostlarımızdan mürekkep bir grup Kramp. Bakırköy'lü çılgın rockerlar 1984 yılında ilk yola çıkıyorlar. Rahmetli Nezih Onur geri vokallerde ve bazen vokallerde ve bas gitarda. Doğan Sakin abimiz gitar ve vokallerde. İdris Tüpçil, büyük davulcu İdris abimizden oluşan kadrosuyla 2000'li yıllara kadar aktif rock'n'roll hayatları devam etti bu sert grubumuzun. Şimdi tabii Kramp ve 2000'ler derken bir noktayı daha es geçmeyelim. Ama o ese girmeden önce kirli rock'n'roll'dan biraz bir temiz rock'n'roll'a bir geçiş yapmak istiyorum. Çünkü bu bir radyo tripleri çeşitli yollara sapacağız. Hayatın diyalektiği içerisinde iyi ile kötünün harmanı tam olsun diye kirli ve pasaklı Kramp'tan temiz ve cilloplu ama yine de rahmeti bol bir gruba şimdi geçiş yapacağız. Fleetwood Mac. Kramp'a dair 3-5 kelam ama bir yol radyo tripleri adında bir yol programı yapıyorsak Kramp'a dair birkaç kelam etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi çok kirlenmeden biraz kendimizi temize çekelim. Kristin McVie biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz bir sanat insanı. Fleetwood'da da görev aldı. Biz şimdi bu hanımefendinin sağlığındaki berrak sesini araya alacağız. Little Lies. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hayat da bir nevi tatlı küçük yalanlardan oluşan bir demet değil midir be arkadaş deyip ver coşku diyorum. Sweet little lies.
Efsaneler Efsanesi sesi ve grubuyla Christine McVie ve Fleetwood Mac'i 1987 tarihli Tango in the Night, Tango in the Night albümünden lezzetli bir şarkı ile anmış olduk. Little Lies. Tekrardan toprağı bol olsun diyorum ve aslında memleketimin efsane gruplarından. Kramp'ı da biraz önce almıştık hatırlarsanız. Ne yazık ki Kramp grubunun kurucularından bas gitarist Nezih Onur abimiz de geçtiğimiz yıl yıldızları uğurlamıştık. Bu minvalde Nezih abiden biraz bahsetmeyi bir borç biliyorum rock'n'roll tanrılarına ve sizlere. Sevgili dinleyenler, Kramp 2000'li yıllara kadar aktifti demiştim. Bu dönemlerde 2000'li yılların ortasında ben Türk rock müziğine ilişkin bir belgesel çekmek isteyen bir grup arkadaşım projesi Sardoksana'ya bir danışmanlık yapmıştım. Ve Kramp grubunun da röportaj listesini almalarını önermiştim. Çünkü Kramp gerçekten özellikle Türk underground hard rock tarihimizde mühim bir grup. Bildiğim kadarıyla bu röportajlar da gerçekleşti. Nezih abi de dahil olmak üzere yani sağlığında. Ve ben şimdi Radyo Tripleri adlı bu programımızda seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, nerede bu belgesel? Siz yayınlayana kadar Nezih abi bu dünyadan göçtü gitti arkadaş. Benim de mi gitmemi bekliyorsunuz yayınlamak için? Ha? Söyleyin bakayım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 150 yaşına kadar yaşamayı düşünüyorum. Emin misiniz bu durumdan? Peki, siz bilirsiniz. Dolayısıyla o belgesel bitmez yani. Okey. Yapımcı ve yönetmenlerimize gerekli mesajları verdikten sonra tekrar Kramp abilerimize, daha doğrusu kendimi borçlu hissettiğim Nezih abimize döneyim. Ya adam belgeselini göremeden gitti ya. Huzur içinde uyu. Nezih abi, şimdi yaşam yolculuğu da işte böyle hazin ve sürprizli. Yani radyo triplerinde yaşam, ölüm, aşk, nefret hepsi var. Burada benim hayali dinleyenlerim var da ben onlara da sesleniyorum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Nezih abi 1957 yılında doğmuş.
Bir hayli dolu bir yaşam süren Nezih Onur bir kültür elçisi gibi, yani resim, çizim, İngiliz dili ve kültürü ve elbette ki müzikle de haşır neşir bir Bakırköylü insan. Ankara'da Fen Lisesi'ne, sonra da elektrik mühendisliği okumak için ODTÜ'ye gidiyor ama kendi eğilimlerine uyacak şekilde dil bilim üzerine yoğunlaşıyor. Sonra tekrar sıkılıyor ve tilkinin kendi çöplüğüne geri dönüyor İstanbul'a ve İngiliz dili okumaya başlıyor İstanbul Üniversitesi'nde. İşte Kramp'la da Bakırköy'deki yolculukları mahalleden iki arkadaşı. Onlarla birlikte bu müzikal yolculuğuna başlıyor 84 yılında. Gerek Fleetwood, Kristin ablamız, gerekse de Kramp, Nezih abimiz olsun. Bunlar hep bad boys ve bad girls, kötü çocuklar. Mahallenin asileri bunlar. Kökenleri ister bir Londra banliyosuna yaslansın, isterse yani Kristin Hanım gibi, ya da isterse Bakırköy'ün çocuğu olsun Nezih abimiz gibi. Hepimiz aynı isyankar mahallelerin kötü çocukları olarak bu hayata geldik ve 150 yaşına kadar durmayı düşünüyoruz. Tabii Kristin abi gibi, Nezih abi gibi bu yolculukta daha erken inenler var. Yapacak bir şey yok. Londra, Paris, Roma, bu çok farklı bir maya diyerek, hayır kesme şekerden değil ama bir başka çikolatalı bir şekere, Jamaikalı dostumuz Bob Marley'e uzanmak istiyorum. Tüm ölmüşlerimizin ruhuna sübhaneke, dinimiz amin diyerek, okuyarak, üfleyerek devam ediyoruz programımıza. Bob Marley'den geliyor. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when he come for you? Boys, what you want? What you want? What you gonna do when Shelly Johnson come for you? Tell me, what you wanna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad treats, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. That even your eyes now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? So mean. Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection goes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, hey, hey. I know sometimes you wanna let go.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too bad. What you gonna do when they come for you? Aslında sırtımda çanta, belimde çadır, yer demir gök bakır. Gezdiğim yerleri anlatacaktım. Yapımcılarımızdan sevgili Süheyl abi belki de bunu bekliyordu şu anda dinlerken, ama bu çocuk ne anlatıyor diye belki de şimdi diyecek. Radyoyu bana vermeyecektiniz. Burası özgür bir radyo. Programın sahibi de benim Süheyl abicim. O yüzden kusura bakma. Benden ne çıkacak bekleyeceksin. Mal bu. Programımızın adı Radyo Tripleri. Ve yolumuz uzun, gençliğimiz var diyerek ölmüşlerimizi ana ana ilk programımızın girizgahını yapmış olduk. Daha anlatacak, konuşacak çok şey var. Bizde muhabbet bitmez sevgili dinleyenler ve trip severler. Ama bu program biraz sevdiğimiz, saydığımız müzisyenlere sevgi ve saygı geçidi gibi oluyor. Ama olsun. Köklere saygı, büyüklere hürmet olmazsa olmazlarımızdan. Fil hakika iyi de oldu. Daha ilk programdan sizi yol felsefesiyle, egzistansiyalizm ile falan yormayalım demiş olduk gibi oldu bir nevi. Madem ölmüşlerimizle başladık, ölmüşlerimizle devam edeceğiz. Tabii her program böyle olmayacak. Yani bu programın konsepti radyo triplerinde hem benliğimizin derin yolculuklarını hem de fiziki varlığımızın yolculuklarını konu edineceğiz. Rock and roll bir atmosferde elbette ki. Programın trailerlarını, fragmanlarını dinleyen bazı arkadaşlar belki daha yolculuk temalı bir şey bekliyor ama programımız uzun süreli bir program olacağını düşündüğümüz için hemen böyle gezdiğimiz yerlere girmeyelim. Şimdi öncelikle bizi besleyen abi ve ablalarımıza bir selam çakalım istedim. Şimdi kesinlikle inanarak söylüyorum ki dünyanın en iyi gitaristi Jeff Beck Baba Sav, yani sallallahu aleyhi ve sellem diye bitireceğiz ilk programımızı. Şimdi tabii sallallahu aleyhi ve sellemi duyan laik ve seküler yoldaşlar birden ne oluyor lan falan demesin. Süheyl abi korkma. Hani tabii özellikle mütedeyyin gazeteciler ve bu ilmihalci taife kullanır tabii böyle şeyleri. Hani kutsal addedilen isimleri anar almaz metinlerde de siz de görmüşsünüzdür. Parantez içinde Sav yazar. S-A-V. Şey gibi yani Rust in Peace dercesine aslında birazcık benzeşiyor. Ben bazen bu Sav ibaresini biraz önce işte Jeff Baba'da ilk defa bu programda yaptığım gibi, ama bizim evladilik dergimiz delikasap.org sitesinde de kaybettiğimiz bir müzisyenin veya sevdiğimiz bir müzisyenin, illa yıldızlara uğurlamamız gerekmiyor, arkasından genelde yazarım. Hemen tabii bizim dergimizde ultra like olduğu için sosyal medyadan arkadaşlar telaş içinde yazarlar. Abi ama tepki alır böyle şey. İşte dinciler minciler falan. Ya dur, Sav denilen şey sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın selamı üzerinde olsun. Öyle abartacak bir şey yok. Ama tabii ki %99.9'u seküler olan bizim dinleyicilerimizi kırmamak için biraz ben de bunu laikleştireceğim ve şöyle diyeceğim. Ey Jeff Baba, Darwin'in kaba sakalının hikmeti adına toprağın bol olsun. Cause we have ended as lovers aşkına şimdi
Jeff Beck'ten geliyor. Thank you.
arkadaş. Jeff Beck gerçekten de iddialı gibi gözükse de söylediğim şeyi biraz önce şarkı sunmadan önce benim için dünyanın en iyi gitaristi diyebilirim yani. Bu program ilk programımız biraz yüzündü gibi oldu sanki ama işte her zaman öyle olmayacak ama hayatın diyalektiği içinde hepsine yer var. Hüzün, sevgi, ağlayış, gülüş. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.